Selamünaleyküm değerli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, karnabahar nasıl kolay kızartılır? Şöylece sizlere hafiften anlatayım arkadaşlar. Derin bir tencereye koyuyorum. Ve kızarttım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Değerli takipçilerim, öncelikle çok hafif haşladım karnabaharları. Bir kayık öncelikle haşladım. Bir yumurta, biraz un arkadaşlar. Akışkan bir halde gördüğünüz gibi. Çırptım. İçerisine su ilave ettim arkadaşlar. Ve derin bir tencerede yağımı koydum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde. Tabii ki başka şekillerde de yapabiliriz. Ama gördüğünüz gibi hiçbir yağın içinde bulanıklık olmadı. Arkadaşlar, ben saplarını da ayrı ayrı doğrayıp onları da kızartıyorum. Ve kızarttıktan sonra bütün kızartıyorum ki dağılmasın diye. Onların küçük parçalara isteğe göre ayıracağım arkadaşlar. Çalışıyorsanız değerli takipçilerim, bilhassa gördüğünüz gibi her şey çabuk olmak gerekiyor. Nasıl pratik yapabiliriz? Derin tencerede yapmamız sebebi arkadaşlar, yağın daha az kullanılır olması. Sarımsaklı yoğurdu arkadaşlar, tabii ki sarımsağı sevmeyen takipçilerim arkadaşlar, onları sarımsaklı yapabilirsiniz. Sarımsaklı biliyorsunuz daha güzel oluyor karnabahar. Bu şekilde hem çok vitaminli, ucuz bulduğum için arkadaşlar, akşam fiyatı, tabii ki ucuz diyeyim, fiyatlar çok uçmuş. Pazardan aldım ve hiç saplarını da ziyan edecek zamanda değiliz değerli takipçilerim. Onları da şöylece göstereyim size, gördüğünüz gibi. Onları da kızartacağım arkadaşlar. Zaten kızarttıktan sonra çok güzel oluyor. Vitamin arkadaşlar, karnabahar gerçekten depo, tam tüketme zamanımız. Biraz daha kızartmak istiyorum şöylece. Fazla karıştırırsak arkadaşlar dağılır diye. Havada kızartmak arkadaşlar tabii ki daha güzel olur, ama ben ya çok fazla diye derin bir tencerede bazı böyle şeyleri kızartıyorum arkadaşlar. Evet değerli takipçilerim, gördüğünüz gibi karnabaharın sap taraflarını da kızarttım. Bu arada ocağa da batırdım tabii ki arkadaşlar. Video çekeceğim diye. Karnabaharın saplarını da kızartıyorum arkadaşlar. Son saplarımızı da kızartalım arkadaşlar.
Karnabahar sapını ben atmıyorum değerli takipçilerim. Kesip atmıyorum. Onları da kızartıyorum. Evet arkadaşlar, sarımsaklı yoğurdumuzu üzerine dökebiliriz. Saplarımızı da bu şekilde ayrı koydum arkadaşlar.